Çok faydalı ve verimli bir zirve geçiriyoruz. Sabahtan beri katılmış olduğumuz oturumlarda öncelikle mottomuz çok güzel bu sene. Gerçekten tüm dünyanın pandemiyle birlikte yaşadığı o soruna artık Gıda Perakendecileri Derneği olarak da çok güzel bir mottoyla karşılık vermişler. Şimdi ekmek zamanı diyoruz. Sürekli artık kendine yetebilen bir ülke olma bir zaruriyet haline gelmiş durumda. Bu bizim gibi yerli ve milli üreticilerin desteklenmesi, onların markalarına yer verilmesi açısından da Gıda Perakendecileri Derneği'nin başlatmış olduğu bu motto tüm yerli üreticilere çok ciddi de destek olacaktır, motive kaynağı olacaktır. Çünkü ekmezsen yarın bulamazsın, tüketemezsin gibi bir gerçekle de biz artık karşı karşıyayız. Pandemide başlayan süreç, daha sonra savaşlarla maalesef devam eden ve önümüzdeki dönemlerde biz en kötüye hazırlıklı olmalıyız. Malumunuz özellikle dışarıdan uluslararası tedarikçilerle yürüdüğünüzde herhangi bir aksi durumda onların hizmet veremeyeceği hale geldiğinizde o ürünün olmamasıyla artık dünya yüzleşmiş, bireyler yüzleşmiş durumda. O yüzden kendi kendine yetebilmek, iç kaynaklarını doğru kullanabilmek, hatta kendine yettikten sonra dünyaya açılabilmek çok önemli bir noktaya gelmiş durumdadır. Özellikle biz Oğuz Holding olarak hem kendi üretimimizde bile kendi kendine yetebilme mottosuyla yıllardan beri yola çıkıyoruz. Cus meyve sularımızı üretirken kendi meyve bahçelerimizi kullanıyoruz. Kendi oradan gelen meyvelerimizi kendi prefabrikamızda işliyoruz. En son paketlemeyi alıyoruz gibi düşünebilirsiniz bunu. Dolayısıyla şimdi bir soğuk kahve yatırımımız var bizim. O soğuk kahve yatırımımız inşallah bu ayın sonunda son tüketicilerimizle buluşurken onun da 3 yıl önceden önce 100 dönüm arazimizi aldık, çiftliklerimizi kurduk, büyükbaş hayvanlarımızı yerleştirdik, önce bir süt elde ettik. Yani işin menbaasından kendi kendine yetecek bir süreci takip ediyoruz biz Oğuz Holding olarak. Bu bizim mottomuzun ülke mottosuyla, perakendeciler mottosuyla birleştiği durumda ülkemiz inşallah hem kendi kendine yetecek hem iç kaynaklarını kullanarak arzı karşılayacak, talebi karşılayıp arz dengesini doğru yönetebilecek. Aynı zamanda da tüm dünyanın inşallah ilerleyen dönemde üretim üssü olacağımız bu operasyonda ülkemizde çok daha fazla içeriye dolar girdisiyle ekonomimizi de hep beraber güçlendireceğimiz inancındayım. Şu anda biz aktif olarak Rus meyve suları, Black Queen enerji içeceği, Sarıyer gazoz ve Sarıyer limonata markalarımızı 103 ülkeye aktif olarak ihracatımızı gerçekleştiriyoruz. Hem bu tonaj manasında, hem ülke sayısı manasında, hem girdiği noktalarda perakendede son tüketiciyle buluşturduğu sayı manasında çok ciddi artışlar önümüzdeki dönemde eğer doğru yatırımlarla, doğru iş modelleriyle devam edebilirsek bizlerin önünde bir fırsat olarak duruyor. Hep birlikte bunu çok güzel değerlendirmeyi planlıyoruz. Öncelikle Oğuz Holding 500 kişilik istihdam yaratan çok büyük bir aile. Hep birlikte mücadele ederek hedeflerimize beraberce ulaşıyoruz. Bizlere inanan bir Oğuz ailesi var. Çok ciddi bir şekilde bu işe emek vermiş, gönül vermiş insanların sahip olduğu bu şirketi bizler de onlara profesyonel yöneticiler olarak, destek olarak önlerini açmaya, daha ileri vizyonlara taşımaya gayret ediyoruz. Arkamızda bizden hariç 500 kişilik dev bir orduyla mücadele ediyoruz. Ve bunun da sonuçları çok güzel oluyor. Pazar payları olarak geliyor. Uluslararası firmalarla rekabet edilecek seviyede bize Nisan sonuçları veriyor. Bunlar bize gurur veriyor, motive kaynağı oluyor ve biz bunları artık bir tık ileriye taşımak zorunda hissediyoruz kendimizi. Bütün planlarımızda bu doğrultuda hayata geçiriyoruz. En son Black Queen enerji içeceği, enerjiyi yakala mottosuyla ünlü rapçi Çakal'la dün yayına girdik. Çok müthiş tepkiler var. Öncelikle biz
her yaş kitlesini ayrı ayrı kucaklayan markalara ve kategorilere sahibiz. Enerji içeceği de dünyada pazar payı çok ciddi manada yükselen içecek kategorisi olarak da bu beğeniye karşılık en uygun fiyata en kaliteli ürünü sunarak onların beğenisiyle yolumuza devam ediyoruz. Reklamlarla, onların sevdiği sanatçılarla ürünlerimizi buluşturuyoruz ve daha çok bir sahiplenmeye, daha çok bir bizim ürünümüz, bizim markamız denmesine gayret ediyoruz ve gelen tepkiler de o şekilde ilerliyor. Her zaman Uğuz Holding yatırımlarına hem dijital mecralarda, hem sosyal, hem TV, hem radyolarda yayınlarıyla devam edecek. Yani biz sadece üretim yatırımı, ham madde yatırımı değil, son tüketici yatırımını esas alarak yolumuza devam edeceğiz. 2023 yılında özellikle soğuk çay kategorimizle ilgili, Justi markamızla ilgili büyüme hazırlığı içindeyiz. Bunun planlarını yapmaya başladık. 2023 Nisan ayı itibariyle onun da müjdesini verelim. Çok farklı lezzetler, tatlarla yine reklamlarımızla, yatırımlarımızla son tüketicimizin karşısında olacağız. Soğuk kahve yatırımımız dediğim gibi Ekim sonu itibariyle tamamlanmış oluyor. 2023 yılı boyunca inşallah birlikte pazar payı elde etmemizi kutluyor olacağız. Onun dışında biz startup firmalarına da çok değer veriyoruz. Enerji içeceğiyle ilgili, farklı lezzetlerle ilgili, karışımlarla ilgili gelen hem yurt dışı destekli hem yurt içi destekli startup firmalarımız var bizim. Onlara da içecekle ilgili önlerini açıyoruz. Kategoriler büyüsün istiyoruz biz. Uzayan kol bizden uzasın diye çok böyle esnaf tabirimizi biz çok severiz. Onları da destekleyerek içeriden büyüyen bir ülke, içeriden büyüyen markalarla dünyaya açılmak istiyoruz. Dünyanın markalarını buraya zamanla biliyorsunuz çok ciddi pazar paylarıyla geldiler. Şimdi artık Türkiye'nin büyüme zamanı, onun markalarının büyüme zamanı. Türkiye'den dünyaya açılan inşallah içecek noktasında kapısı da biz olma gayretindeyiz. Biz bir numaraya oynuyoruz bütün kategorilerimizde. Yani ne kadar ciddi karşımızda rakipler olursa olsun, ne kadar uluslararası sermayenin gücü olursa olsun, biz yerli ve milli sermayeyle her zaman bir numarayı hedefleyeceğiz ve bütün amacımızı, gayretimizi bu yolda sarf edeceğiz. Özellikle 2023 yılında biz minimum 5 puan daha pazardan alacağımıza inanıyoruz.